Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Umudifiye Kaç Para serisinin ikinci konu Kadir Buğra Deniz. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Benim motor burada, Kadir kardeşimizin bisikleti orada. Şimdi size ne kadar mal olduğunu ve nasıl yaptığını, bu bisiklet bu hale nasıl geldi onlardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Bisikleti ne kadar aldın? İlk olarak şimdi bisikleti 35 liraya aldık ama hiçbir şey yok. Ne jant ne falan. Yani sadece gövde ve arka şasi. Tamam. Ben arkadaşlar burada hesap makinesinden yazıyorum. En son size toplam ne kadar mal olduğunu söyleyeceğim. 35 liraya bisiklet aldım. Evet. Sonra internetten daha mı maaşı aldım. Ne kadar aldın? 65. 65 lira da o. Peki nereden alabilirler arkadaşlarımız? Evet, yani almak isteyenler? Daha önce Kasımpaşa bisikletten almıştım ama şu an o sayfa fazla aktif değil. Ondan Tuncay motorla da temin edebilirsiniz. Aynen. Sıkıntı yok. Güvenilir geldi evet. Bu şekilde. Bir kırık bir şey yok. Ondan sonra yaptığı galiba Dovi maşının üstüne et borular var. Evet, onları 15 liraya aldık çiftliğine sıfırdan nikel ayrı. Aynen 15 lira onlar. Ondan sonra bisikleti zımpara, zımparadan sonra boyayı gönderdik. Boya, akçalı boya değil, otomobil boyası. Otomobil boyası, sanayide yapıldı özel. Rengini makine boyası yani özel yapım. Yani kimse de yoktu bu arada. Yani renk tonları oynamayla evet, bu rengi tarihlerinde ve bu renk boyası. Biz kendimiz karışım yaptık. 60 liraya bisikletin boyasını aldık sadece rengi. 40 lira da işçiliğe falan gitti. Yani bize 100 liraya falan geldi boya. Peki mesela hani bir bisikleti boyamak için ne kadar miligram boya gidiyor? Ne kadar şey oluyor? Biz aklında mı? Evet, 250 gram almıştık. 250 gram. Gövdeyle ön başa boyandı. 200 gram yetti bize, 50 gram arttı. Ondan sonra şu an boya duruyor zaten. Ondan sonra yanaklı lastikler var. Tamam. Eskiden bayağı oldu oralı. 35 liraya almıştım. Evet. Sonra jantlar 130 liraya. Aynen. Jantlar 130 liraya. Jantlar bu jantlar arkadaşlar. Göbeği farklı, krom göbek ve kalın göbeklerden. Yani kolay kolay yamulma şey olmaz. Jantın detaylarını özel yapım aynen. Jantın detaylarını göstereceğim sizlere. Burgulu yani düz tel gelmiyor. Böyle çevir yani burgulu yani çevire çevire yapılmış bir jantlar. Genellikle motorlarda kullanacağım. Aynen. Bisikleti de özel olarak yapmışlar. Tamam. Ondan bahsettik. Başka ne var geri kalan? Ondan sonra nikelaj. Arkadaşlar bildiğiniz gibi nikelaj. Nerede yaptırdın? Bayraklı'da Hakan abi'de yaptırdık. Zaten Hakan'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Grubumuzun diğer yöneticisi Hakan Sarı. Kendisi ve abisi nikelajı yani parçayı veriyorsunuz. Nikelaj detaylarını yapıyor, size fiyat veriyor. Öyle, daha sonra? Sonra gidon boğazı var. Dik, yani kes kaynak değil, orijinal. MTV'lerde kullanılıyor genellikle. MTV'lerde. Evet. Daha bir şey. 30 liraya aldık. Tamam. O ne kadar aldın? 25 liraya aldık koltuğu. Aynen. Ondan
sonra uzatmalar 20 liraya geldi bize. Lama demedi zaten, evet. Demirciden alıyorsun. Ondan sonra pedallar özel kendimiz yaptık. Kesme yani küçük, evet, pedal. Bayağı bu arka jantın şey dişlisini söktük. Normal pedalı kaynattık. O da bize yaklaşık 35-40 liraya geldi. Aynen. Detaylar var, onlara fazla girmiyoruz arkadaşlar. Genel orta olmak böyle. Daha fazla mesela arkada ayaklıklar var. Nikelaj. Onlar ne kadar, var mıydı sende yoksa nereden aldın? Onu bir arkadaşım hediye etmişti. Anladım. Bedavaya geldi ama onu da bir şey karşılığında vermiştim. Galiba koltuk kılıfı vardı. Silikon. Onun karşılığında onlar aldı. O da yaklaşık 10 lira falandı. Ondan sonra nikel şeyler var, bantlar var. Zaten bilenler aldı, düşkün için. Aynen. Üçgen. Daha önce YouTube kanalımızda kardeşimiz, hani karı kardeşimiz YouTube videosunu çekmişti. Beyaz şeyle, bantla yapılmış. Ama onları söktü. Reklamcıdan nikelaj, folyoyu alıp kendine üçgen üçgen kesip desen oluşturduk. Geri parçası bitersiniz zaten. Yaklaşık onlara da 10 lira falan gitti. Fazla uzundan mı? Yani yetmiyordu. Ondan sonra sticker'lar var. Dark 35 sticker yani. Onlar omuzda sticker'ı zaten. Bizlerden alıyorsunuz. Adeti 5'leri. Onu da buradan bilgisayar verelim. Ondan sonra Türk hayra yazısı var. Yani onları genel bir fiyat söyleyelim. Onlar zaten kırbarında stikerleri görecek arkadaşlar. Onun stikerleri de 10-15 lira falan gitti. Aynen. Ondan sonra şu an yapmak istediğim bir şey var. Öne disk kaliper falan yapacağız. Ufak detaylar yani. Şu an yok ama yakın zamanda yapmayı düşünüyorum. Onlara da işte bulabilirsek kaliperimi yapacağız. Sonra vites kolu var arkaya. Biton boğazını söylemiştik. Evet. Yani arkadaşlar, Doğu Dolu bisiklet, İzmir'de en sayılı bisikletlerden. Yani hatta nasıl diyeyim, bu Balıkesir'e nikelaj yapan zaten biliyorsunuz, nikelaj genelde İzmir işinden çıkma. Yani İzmir'de ilk biz yaptık. Yani Baykoçbaşı grubumuz olarak Hakan kardeşimiz, grubumuzun diğer yöntesi nikelajı çıkardı İzmir işi olarak. Yani Topaş'ta nasıl uzun tampon İzmir işi geçiyorsa, bisiklette de arka nikelaj İzmir işi olarak geçiyor. Bunu zaten herkes biliyor az çok. Yani yakından bisiklet camiasında olanlar. Daha fazla söyleyebileceğimiz ne var? Aynen dediğim gibi bisiklete yapacağın o disk var. Başka? Zincir, normal zincir değil, uzun aldık. İki tane zincir birleştirdik. Aynen. Biraz arttı tabanı. Zincire de ortalama 25 lira falan gitti. İki tane bir zincir alıyorsunuz. Ya da bir burada bisikletten aldığınız zincirler ya kırık oluyor ya sıkıntılı oluyor. Sıfır aldın ya da ikinci el temizliğinden aldın galiba. Sıfır aldık. Zaten bisikletin çoğu malzemeleri sıfır. Aynen. Ondan sonra attırıcımız var. Onu da sıfır aldık. 15 liraya. Yani arkadaşlar şu an fiyatını söyleyeceğim. Videonun sonunda söyleyeceğim. Ama yani biz mesela şu an 15 liraya bir şey alırsak bir hafta sonra belki 10 lira olabilir ya da 30 lira olabilir. Bunlar karar karşılığımız alırken yani bisikleti direkt her şeyi bir günde ya da iki günde yapılmıyor. Bunlar parça parça alarak zamanla yapılan şeyler. İlk başta mercek farı yoktu, sonlar alındı. Burgu jantlar sonlar takıldı. Hani bunlar farklı. Bir de nasıl diyeyim size, her şey aynı anda alınmıyor söylediğim gibi. Zamanla alınmıyor, para her zaman olmuyor. Ya da bir alıyorsun, hoşuna gitmiyor, başka bir şey takıyorsun. Ortalama fiyatları bu şekilde. Mesela biz boyayı, zımparası bizi bayağı uğraştı. Eski sahibi şey, sprey boy yapmıştı. Biraz fazla atmış galiba kat kat. Evet, kat kat attığı için zımparası bizi bir hafta falan bayağı uğraştırdı. Zaten fazla zamanımız olmadığı için o zaman da. Toplam sonra toplantıya artık zımparasız getirdik toplantıya. Aynen. Ondan sonra CG formu şu an çok değiştirsin var ama drift kafaları da fazla fiyatı uçuk olduğu için şu anda CG kalacak. Ama bir de şöyle düşün, driftin kafası biraz daha çıkıntılı ve büyük. Evet. Yani direksiyonu biraz kaldırman gerekiyor. Ve nedir onun ismi? Drift'in özellikle mercek farları daha pahalı. Hani onların mesela Amerikan farkında oluyor, sinyalle beraber oldukları için kasa olarak da daha pahalı, şeyler olarak da daha pahalı. Bence CG farı güzel. Sadece dış kasası
biraz çizilmiş, bir kere biraz yıpranmış yani doğal olarak suda kalıyor bir şey oluyor. Onu değiştirirsen daha güzel olur bence. Bisikletle söyleyeceğimiz bir şeyler var mı? Benim aklıma gelen bir şey yok, senin var mı kardeşim? Hepsi böyle. Tabii ufak ayrıntılar var ama onlar da fazla detaylı. Yani girmeye gerek yok. Mesela şurada bir de stickerlar var. Hani güzel görünüyor. Önde sarı şey var. Sallanama. Neydi adı mı unuttum şimdi. Tabii şehirler şehri değişir. Biz bu parçayı 15 lira alıyorsak Adana'da ya da başka bir İstanbul'da bir şehirde 10 lira olabilir, 30 lira olabilir. Genel ortalama fiyatı böyle. Ben bu bisikleti 200 liraya mal edebilirim de diğer olabilir. 100 liraya mal edebilirim de olabilir. Hani bu elindeki parçaya bağlı ve aldığın yere bağlı. Uzatmayı mesela sen kendin yaptın kaynakta. Başkası dışarıya yaptır demirciye. Ekstra 7 lira para alır, 15 lira para alır. Mesela... Otomobil boyasını Ahmet kardeşimiz boyadı. Kendi de bu kalemin bisikletisi olan kardeşimizin röportajını çekmiştik. O 40 lira işçilik almış ama belki dışarıda birisi 60 lira, 70 lira alacak işçilik için. Sonuçta bu boya işi hafife alınacak bir şey değil. Bisikletin boyasını düzgün yapamazsanız, yani bisiklete ne takarsan tak, yine de o kadar fazla göstermez. Başka söylemek istediğimiz? Ondan sonra kaliper işte o... Aynen, kaliper detayları yapılacak başka. Ondan sonra ön başa çizikler falan var, onlar yeniden boyayacak. Ön başayla, bir de jantları mavi. Kırmızıya boyatasın var. Bence mavi çok güzel yani açıkçası ben kendi fikrimi söylersem. Mavi bisiklete ayrı bir detay katmış. Ama mavi detay az. Yani mesela amasörü demir olan, profil olan amasörü mavi boyarsan ayrı bir renk katar. Yani şu an herkesin genel olarak bisiklet toplamasında tek renk ya da çift renk hep onun üzerine gidiyor. Yani mesela bu, benim bisikletle de kırmızıyla sadece nitelaj renkler var işte. Aynen bir mavi detay eklemişsin ve güzel bence. Peki sana şöyle bir soru soralım. Bisikleti bu hale getirdiğin için memnun musun? Evet, tabii pedallardan dolayı yormamız oluyor ama tabii fuarlara gittiğimizde en gözlerde de biz oluyoruz yani bisiklete bak falan. Yani genellikle büyükler bisikleti görünce de oha biz bir kere fuara gittiğimizde abimin bir tanesi demişti oha nasıl bisikletle mi var demişti yani. Bizim sayemizde bisikleti öğrenenler de oldu. Yani yaptığım için mutluyum. Peki basık bisikletin sence kötü, iyi yanları neler? İyi yanları zaten söyledik hani fuarlarda, etkinliklerde evet. Gözde oluyorsun ve bu farklı herkesten bilinen bir şey değil. Bizden yaşlıları büyük olan kişiler bunları fazla bilmiyor. Kötü yanları olarak tabi bazı bisikletlerinki rahat gidebilir ama benim şu an çok küçük pedallar olduğu için yavaş yavaş gidiyoruz. Tabi biz de fuardan fuara çıkıyoruz bir de böyle şey. Baykut işte etkinlikleri, evet. Toplantılarında. Şehir içinde fazla sürmüyorum kendim. Sadece fuardan fuara, etkinlikten etkinlikten aynen. Böyle gidiyoruz. Başka söylemek istediğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorumu bırakın. Sonuna kadar izleyen kişilere teşekkür ederim. Ben de kırmadım buralara kadar geldim. Tekrardan teşekkür ederim kardeşim bana vakit ayırdı. Bizim için de YouTube'daki takipçilerimize videoyu yani bisikleti nasıl yaptıklarını, yaptığını, ne aldığını, ne kadar aldığını onları öğrenmiş oldular. Dediğim gibi bu serinin devam etmesini ya da daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazın, like atın. Sizler için uğraşıyoruz. Başka söylemek istediğim bir şey. Kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diyeceklerimiz bu kadar. Kelep abone izlediniz zaten bisikleti. Tanıyanlar da tanıyor, bilenler de biliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.